İşte belgelerim. Pekala, içeri geçin. Evet, gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Teşekkürler. Evet, bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşçakalın çocuklar. İnmem gerekiyor. Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala, siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler, biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar şık bir bedeni var, benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneniz sizi çok özledi. Of ya, bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Merhaba, biletiniz. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpekle geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya, bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkanın içine koyacağım tavşanı. Hoşça kal Bobik. Endişelenme, o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda, şimdi küçük bir kontrol. Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin, evcil hayvanını sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. Merhaba efendim, basınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay canına, olamaz. Şapkanızı hemen kontrole getirin. Garip. Affedersiniz, içeri geçin. Ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya, tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve tüylü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canından, teşekkürler. Göreceğiz, sorun yok. Hayvan izi yok. İyi günler. Pekala, belgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır, kedimin içinde olduğunu biliyorum. Bayım, size hiç kendiniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Neden olmasın? Peki, bir saniye. Önce saçımı düzeltmem gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm, gitmem gerekiyor. Hey, bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii, geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Bana ne oldu? Alerjim mi var? Merhaba, iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Pekala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Pekala, çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Kaninin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam, içeri geç. Teşekkürler. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üç tarafa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam, kalkışa hazırız. Tamam, fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin.
Merhaba, işte biletleri. Nasılsın Keşah, her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla, hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarına izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Efendim iyi misiniz? Her şey yolunda, hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey, komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. Biliyordum. Nope. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Kaçırdım. Merhaba. İşte biletim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır, hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tomundan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve acele edin. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin, özür dilerim. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor? Hayır, yılan. Sadece zararsız ve beton. Hoş geldiniz. İçinizden. Bu iyi bir fikir. İçinizden onu en iyi çizen kişi çikolata çeşmesini alacak. Herkes aynı fikirdeyse başlama zamanı. Ama unutmayın, elleriniz olmadan çizmelisiniz. Bu zor bir kural. Eğer her şey açıksa o zaman zamanınız başladı. Hadi bakalım. Birinci yetimli olduğundan eminim. Neden bu aptallara rekabet edeyim ki? Bunları kim söylüyor? İçinden bir ses bana çikolata çeşmesinin benim elde edeceğimi söylüyor. Daha neler? O benim olacak. Gerçi şu ana kadar olanlardan pek hoşlanmıyorum. Belki sadece taktiklerimi değiştirmeliyim. Bir kalemle çizmenin çok daha uygun olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu kalemle çok iyi oluyor. Evet. Kalem. Ben de onunla çizeceğim. Kalemi açamıyorsun bile. Bu hiç komik değil. Ne olacak? Daha da başkalarının çizimleri çok havalı. Tamam, sorun değil. Eğer güzelce çizemiyorsam başkalarının da başlı yapıtlarını mahvedebilirim. Sanırım kalem bana yardımcı olacak. Ne yaptın? Senin yüzünden tüm resmim mahvoldu. Evet, bu çok şanssızlık. Sen neden gülüyorsun? Seni de mahvedebilirim. Ayrıca senin çizimin hiç iyi değil. Onu da mahvedeceğim. Samansa'ya nasıl güleceğini bileceksin. Hayır, dur, yapma. Chelsea, sen neden seviniyorsun? Senin çizimini de hemen mahvedeceğim. Yapma lütfen. Kızlar, zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Of, iyice bozamadım Chelsea'nin resmini. Bakalım sizde ne var orada? Böyle bu ne? Çeşme gibi değil, bir çeşit leke gibi. Tamam da senin çizmin de pek iyi değil. Neden hiç uğraşmadınız? Benimki nasıl? Diğerlerinden daha iyi. Ama ben daha renkli ve daha güzel şey görmüştüm. Tamam, diğerleri daha da kötü olduğuna göre çalışı kazanıyor. Yaşasın, en iyisini yaptım. Bu yüzden bozulup ben hak ettim. Çikolatayı tek başına çizebileceğini mi düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun için özel tüplerimiz var. Ne kadar lezzetli. Hey, çikolata nerede? Sen bizim arkadaşımızsın. İşte sen de bizimle paylaştın. Hırsızlar.
Bir sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet, çok tatlı. Ve çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ve ödülünüz bu güzel kakao olacak. Kim daha iyi çizerse onu o alır. Bol şans dilerim. Ve zamanınız başladı. Ben kakao istemiyorum. Sadece bir şey çizmem gerekiyor ama kakao değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii, ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen özür dilerim. Bu ne? Bu nükleer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? Sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni görmeyecekler. Ve bok da olmayacak. Kahretsin, kahverengi keçeli kalemini kaybettim. Azim'in yenisine ihtiyacım var. Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba birileri ne çizdi? Evet, zamanınız sona erdi. Sanatlarınızı gösterin. Bitti mi? Yaşasın, çizimi göstermeye hazırım. Chelsea, senden daha fazlasını bekliyordum. Bu adına Samantha, sen çok zekisin. Çok güzel bir çizimin var. Mary, sen neden uyuyorsun? Ben uyumuyorum. İşte çizimim. Gerçekten gerçek bir bok. Yani ödülü sen alıyorsun. Mary'i kutluyoruz. Bu bok mu? Kurallara göre onu yemelisin. Öyle mi? Ama aynen şanslıyım ve bunun sadece çikolata olduğu ortaya çıkar. Awesome. Yedi onu. Sizsiniz siz kaka. Bu gerçek bir kurabiye ve kek. İstiyor musunuz denemek? Çok lezzetli. Kızlar, bir sonraki savaşa hazır mısınız? Bu sefer bu sevimli kedi yavrusu için savaşacaksınız. Ne kadar küçük. Ve çok yumuşak. Eğer onu çok havalı çizerseniz o zaman sizin olur. Bu sefer boya kalemiyle çizmelisiniz. Ve yüzünüzde. Size sadece şans dileyebilirim. Zaman başladı. Gerçek şu ki kendim çok tatlı bir kediye benziyorsam neden kağıda bir şey çizeyim? Sadece yüzünüzde birkaç ayrıntı ekleyeceğim. Ben de bir kediye benziyorum ya. Ve ben herkese daha iyi boyuyorum. İstediğiniz kadar ağzı çekebilirsiniz. Ve aynayı almayı düşünen tek kişi benim. Onsuz kesinlikle iyi bir şey çizemeyeceksiniz. Dahası aynı kurallara karşı değil. Zafer kesinlikle cebimde. Chelsea nasıl çizeceğini hiç bilmiyor ama Mary... Bacınla, aynayı kullanmak kurallara aykırı. Ne kadar utanmıyorsun. Bak Chelsea, bu küstahlığı görüyor musun? Evet, bu adem değil. Mary'e ders vermeliyiz. Hadi makyajını yıkayalım. Mary, hazır mısınız duş almaya? O zaman al. Hayır, bu nerede yaptınız? Tüylü bir kediye hediye olarak alabilirdim. Kesinlikle kedicik. Eğer Samantha güzel görünüyorsa o zaman benim için bir yavru kedi görmeyeceğim. Onun makyajını da bozmalıyım. Samantha boyan dikelendi. Nerede? Söyle bana, düzelteceğim. Sana yardım edeceğim. Benim için zor değil. İşte böyle. Şimdi harika. Ay, çok teşekkürler. Kızlar, yüzlerinizi gösterin. Kimin ne yaptığını göreceğiz. Mary, yine denemedim bile. Bu korkunç şeyi kedi görmemeli. Tamam da kedinin neye benzediği gördün mü hiç? Ayrıca burada bir korsan var. Korsan mı? Hangi korsan? Seni Chelsea. Sana öğrettim. Ama şimdi sunum yapan kişi makyajımı takdir edecek. Evet, yine Chelsea'ye zafer vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğerlerinin durumu daha da kötü. Yaşasın, şimdi bu çocuk benim. Apçı! Sanırım kedilere karşı çocukluk alerjim geri döndü. Apçı! Pekala, pekala, büyütülecek bir şey yok. Şimdi bu yavru kedi benim olacak. Benim ve Mary'nin. Hayır, o benim. Kendini hiç gördün mü? Önce iyileş.
Geçen ödül bu kadar havar olduğu için bundan hoşlanmayabilirsiniz. Balıklar için savaşacaksınız. Sosu bu sefer farklı soslarla çizmeniz gerekecek. Daha zor olacak ama bunu başaracaksınız. Tabii her şey harika olacak. Soslarla çizmek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda lezzetli. Ne yapıyorsun? Çöpleri kendine sakla. Özür dilerim, bilerek yapmadım. Tamam, alınıyorum. Muhtemelen soslarla boyamak eğlenceli de. Çok parlaklar. Çok havalı görünüyor. Ketçapın kötü bir boya olmadığı ortaya çıktı. Ben de peynir sosu da oldukça parlak. Bu yüzden onun yardımıyla harika bir çizim yapabilirim. Çok çabuk bitti. Ama sorun değil. Hepsi çok parlak ve lezzetli görünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir sos çizimde bana yardımcı olacak. Bakınla soslara boyamayla bu kadar heyecan verici olduğunu hiç düşünmemiştim. Böyle. Lanet olsun, herkes çok havalı çiziyor. Benim de buna ihtiyacım var. Ben de güzel bir çizim istiyorum. Soslar çok güzel kokuyor. Muhtemelen tadı da çok güzel. Ne kadar lezzetli bir tat. Soslar kendi başlığına bu kadar havalıysa neden isim yapamam ki? Gerçekten mi? Bana öyle geliyor ki sadece sosları yemek garip biraz. İşte biri bu harika ve çok lezzetli. Harika ama yine de çizmek daha havalı. Aptal kutular. Kahretsin. Tüm çizimi mahvettiler. Bana nasıl böyle tuzak kurabilirsiniz? Aptal çöp. Kahretsin. Tüm sosları yedim. Artık çizecek hiçbir şeyim yok. Ama korkacak bir şey yok. Sadece samantadan bir resim çalabilirim. Zamanı sona erdi. Kimin neyi çizdiğinizi gösterin. Bakıyoruz. Ben de kendimi güzel bir çizim alacağım. Maria, bugün belki de senin günün değil. Çizmin çok güzel değil. Ama Chelsea'de daha çok iyi. İyi bir şey çıkardın. Samantha, sen ne iş yapıyordun? Oturup hiçbir şey yapmazsan balık olacağını düşünmüş müydün? Ups. Her neyse, öyle değil. Tebrikler. Bir sürü balık olan Samantha. Hepsi Chelsea yüzünden. Bu kadar çiğ balık yemeyeceğim. Bir fikrim var. Eğer pişirebilirimse neden çiğ balık yiyorum? Bu harika bir fikir. Her zaman yanında bir brülör taşıman bir sebebi olmalı. Oh Chelsea, üzgünüm. Sanırım sana da bir ışık geldi. Evet, sana da çok yakışıyor. Hadi ama. Bir brülörün yardımıyla çirkin bir balığı lezzetli bir inceleye dönüştürebiliriz. Ve bunu yapmak çok kolay. İşte bu. Bana afiyet olsun. Çok lezzetli. Herkese merhaba. Vay canına. İşte bu dondurma. Ben de böylesini istiyorum. O kim orada? Hey, selam güzelim. Nasılsın? Ne kadar yakışıklı. Ne dondun? Harika. Bence bu senin dondurmanı yemek için harika bir bahane. Utanmıyor musun? O benim. Ağzını. Hepsi bana mı? Harika. Yani başkasından kalmak kötü bir şey. Kötü ama çok lezzetli. Bunu kim yaptı? Neden hepiniz hırsızsınız? Ama sorun değil. Hepinizin resmini vereceğim. Başka bir şey çalmayı deneyin. Burada ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamamen haklısın. Bu kadar mı? Üçümüz için sadece bir kurabiye mi? Evet, yeterli değil. Ne yapacağız? Okey.
Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Pekala, onu takmayacağım bile. Şanslısın. Tabii, çabucak bunu yapmazsan. Hayır. Kurabiyemize dokunamayacaksın. Şimdi ben kartı çekiyorum. Onu ısıracağım. Yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu giymeyi çok istiyordum. Bugün şanslı olan bir kişi benim. Gerçi bir fikrim var. Komandan, önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu giyemezsin. Belki giyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. Ne? Bana bırakmadı mı? Endişelenme, senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. Ay, sana afiyet olsun. Bu arada çok da fena değil sadyalarım. Hey you! Ne korkunç bir şey. Bu çok iğrenç. Ay, sanki bir köpek ağzıma yalamış gibi. Hey, bunun benimle ne ilgisi var? İğrenç. Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış. Of, sanırım bu bir kaktüs. Belki çikolatalı. Kontrol etmemiz gerekiyor. Hayır, acıtıyor. Gerçek. Ay. Ne korkunç, bu bir iğne. Sana nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. Ouch. Onlara şimdi ihtiyacım var. Bir şekil vereceksen gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çekme zamanı. Olamaz ya. Yaşasın, ben kazandım. Ona dokunmayacağım. Yalamak zorundayım. Ben de ısırmak korkunç. Evet, şanslısın. Özellikle ilk olduğun için. Ben mi? Hayır. Hayır sen. Çocuk gibiler ya. Bu senin, hayır senin. Yeter artık, bıktım. Soruyu daha kolay çizebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. Okay. Bu iyi bir fikir. Bir, iki, üç. Ha, sanırım kazandım. Jack, bu pisliği ikiye alacaksın. En azından dürüst oldu. Aa, acıtıyor. Ay ay ay. Zavallı Jack. Yapmayın ya, bu sadece bir şaka. Aslında değil, gerçek değil. Aptal bir şaka. Şimdi kaktüsü gerçek şekilde yalaman gerekiyor. Tamam, kendime riske atamam. Kaktüsü tamamen zararsız hale getirmenin bir fikrim var. Bu şekilde kesinlikle dikenli olmayacak. Ay, dikkatli ol. Tam bize doğru uçuyor. Her tarafım inliler içinde. Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kaktüsü yalayabilirim. Ve Ember onu ısırabilir. Deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine içindeyim. Ay, taşlı bile kaktüs tadı iğrenç. Of, bu iğrenç resmen. Neden yine bana? Ne alaka ya? Benle değil. O yaptı. Ember. Ne kokuyor burada? Kapağın altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Okay. Korktuğum şey de bu. Bu mu balık? Ay, iğrenç. Berbat balık. Come on! Ama kimse kartları iptal etmedi. Oh no! Kardeşin, onu yalamak zorunda kalacağım. Ona hiçbir şey yapmayacağım. Bu da nedir böyle? Önemli değil. Okay. Yani o ısırmak gerekecek mi? Ben yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. Düşündüğümden daha zor. Korkuyorum. Ama mecburum, yapabilirim. Bir dakika. Beklemeyeceğiz seni. Sana yardım edeceğim. Çok iyi ya, gerçekten daha hızlı. Ay, iğrenç. Gross. Bu ne cüret. İntikamımı alacağım. Al balığını ye. Isır. Ne yaptın sen? Ben hazır değildim. Şimdi kusacağım. Çok
Çok pis kokuyor. Hey you. Ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balığım var. Beni rahat bırak. Ay canımı yaktın. Neden bunu yaptın? Tekrarla açıyoruz. Hadi bakalım. Vadinle ne büyük bir pasta. Şimdi onu yemek istiyorum. Ama henüz erken. Önce karslar. Hazır. Alsanıza. Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Yaşasın, ben yiyeceğim. Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine de neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. Oo, ne kadar lezzetli. Pastayı soğutsadık yerdim. Ellerini uzak tut. Bu senin pastan değil. Aşküstüler, paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. Dursan iyi olur. Aslında bu benim de pastam. Ne kadar lezzetli. Yeter. Paylaşman gerekiyor. What? Ne yapıyorsun? Oh, burnumda bir pasta kaldı. Harika. Haklıydın. Pasta aşırı güzel. Hey Samantha, belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. Taneler, bu benim pastam, tamam mı? Öyle mi? O zaman al. Ne yaptın sen? Şimdi seni... Tamam. İşim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. Hey. Iskaladın. Ne yaptın? Belki sana yakışıyor bile. İçinde ne var acaba? Sanırım bu tatsız bir şey. Korkunç resmen berbat. Of ya. Please. Of, yemek zorundayım. Şanslıyım. Sen de ne? Okay. Tamam, burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. Bu gerçekten de o kadar fena değil. Ya mandalı çıkarırsak işte böyle. Oy, ne iğrenç bir şey. Korumamı geri verin. Jack, şimdi sen. Come on! Hayır, onu yiyemem. Bu iğrenç. Ama zorunda kalacaksın. Neden bu kadar şanssızım? Bu çok tatsız. Sonunda temiz hava geldi. Aynen arkadaşım. Erken seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Oh hayır, yine bu koku. Bana yardım edin. Düşüyorum, kurtarın. Benim hatam değildi. Come on! Birlikte bakalım. Süper, hubba hubba. Evet, geriye kalan tek şey farkları çekmek. Bende ne var? Peki hala çiğ yemek bile yasak. Okay. Ama ben sakız çiğneyim bilirim. Ne kadar havalı. Yalama mı? Sakızın çiğnemesi gerekiyor ama. Al yakala önce sen. Harika. Umarım çok lezzetli olur. Dilimle yalayalım. Neden duruyorum? Onu tamamen yalayabilirim. What? Bu kesinlikle daha lezzetli olacak. Onu mahvedeceksin. Belki de yeter bu kadar. Onu bana ver. İşte şimdi her tarafa sadyalanmış durumda. Ama lezzetliydi. Hayır, onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. Hey. What? Bunun benimle ne alakası var? Şimdi kesin hiç kimse yemez onu.